5 katlı sevgi apartmanında yaşayan bütün katlardaki çocukların birbirleriyle oyun oynama koşulu olmasına rağmen, her zaman ilk 4 katta yaşayan çocuklar birbiriyle oyun oynarlarmış ama 5. kattaki ailenin çocuğunu oyun oynamaya çağırmazlarmış. Peki sizce neden bu çocuklar 5. kattaki ailenin çocuğunu oyun oynamaya çağırmıyorlarmış? Size verdiğimiz süre başladı. Bakalım size verdiğimiz süre içerisinde hınzır çocukların bu çocuğu oyun oynamaya neden çağırmadığını bulabilecek misiniz? Çünkü 5. kattaki çocuklar daha bebektir ve bebekler oyun oynayamaz. En azından kendinden büyüklerle. Evin hizmetçisi polisi arayarak, "Patronum evde intihar etmiş. Lütfen buraya hızlı bir şekilde gelin." demiş ve telefonu kapatmıştır. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler ve dedektifler olay yerini inceledikten sonra olay yerinde hiçbir parmak izi olmaması üzerine bunun bir cinayet olabileceğini düşünmüşler ve olayla ilgisi olabilecek 3 kişiyi sorguya almışlardır. Bunlardan ilki sevgilisi Güldür. "Dün gece şiddetli bir şekilde tartıştık ve ondan ayrılacağımı söyledim. Şu anda çok pişmanım. Keşke ona böyle bir şey söylemeseydim ama onu ben öldürmedim. Hem evde de parmak izim yoktur." demiştir. Diğer kişi komşusu Kadir Bey'dir. Kadir Bey ise, "Dün gece mışıl mışıl uyuyordum ve hiçbir şey duymadım. Daha öncesinde de komşumun evinden gelen bir kavga sesi de olmamıştı." demiştir. Son olarak sorgulanan kişi ise evin hizmetçisi Seren Hanım'dır. Seren Hanım ise, "Ben işe onda geliyorum. Eve geldiğimde patronum işte olduğu için bana bir anahtar verdi. Ama patronumu ben öldürmedim. Onun çoktan işe gitmiş olması gerekiyordu." demiştir. Sizce bu ifadelere göre bu bir cinayet midir yoksa bir intihar mıdır? Bu bir cinayettir. Gerçekten intihar etmiş olsaydı bıçağın üzerinde parmak izi bulunurdu. Ama evde hiç parmak izi bulunmamıştır. Verilen ifadelere göre bu adamı öldürebilecek tek şüpheli de sevgilisi Gül Hanım gibi durmakta. Ya sizce? Dolunay, eşinin garip davranışları olduğunu ve kendisinden gizlice bir şeyler yaptığını anlamıştır ve eşini takip etmeye başlar. Eşinin bir bankaya girdiğini ve orada erkek birisiyle konuştuğunu görmüştür. Ama bu kişinin yüzünü göremez. Gördüğü kişinin kahverengi saçları ve bir çantası vardır. Eşi bankadan çıktıktan sonra bankaya giren Dolunay, eşinin görüştüğü kişiye benzer 3 kişi görmüştür. Peki bu 3 kişiden hangisi eşinin görüştüğü kişidir? Size verdiğimiz süre başladı. Bakalım bu süre içerisinde bu kişiyi bulabilecek misiniz? Tabii ki de bu kişiler içerisinden Dolunay Hanım'ın aradığı kişi sağdan sola doğru çapraz çanta takan kişidir. Bu kolay bir soruydu, öyle değil mi? Sıra geldi farklı olanı bul sorularımıza. Bakalım size verdiğimiz süre içerisinde ağırlık çalışan bu sevimli köpeklerden farklı olanı bulabilecek misiniz? Resimdeki farklı olan köpeğin rengi diğerlerinden farklı olarak bu köpektir. Peki bu baykuşlardan hangisi farklı? Bakalım keskin gözlerinizle farklı olan baykuşu bulabilecek misiniz? Farklı olan baykuş işte burada. Farkı bulamayanlar videomuzu durdurup baykuşların yanaklarındaki kırmızılığa bakabilirler. Beyin kanalının ismine uygun bir soruyla karşınızdayız. Bu beyinlerden farklı olanı size verdiğimiz sürede bulabilir misiniz? İşte farklı olan beyin burada. Peki size verilen süre içerisinde bu resimdeki farklı olan detayı bulabilir misiniz? Thank you.
Farklı olan işte burada bulunmakta. Anlaşılan bu sevimli kedi diğerlerinden biraz kısa kalmış. Peki bu lezzetli avokadolardan farklı olanı bulabilir misiniz? Süre başladı. İşte farklı olan avokado resmin en üst sırasında ve dördüncü sütunda. Sıra geldi gizlenmiş olan hayvanı bulmaya. Bakalım size verdiğimiz sürede bu gizlenen hayvanı bulabilecek misiniz? İşte resimdeki gizlenmiş olan hayvan burada ağaçların arasında bulunmakta. Bakalım size verdiğimiz sürece bu resimdeki gizlenmiş hayvanı bulabilecek misiniz? Süreniz başladı. İşte resimdeki gizlenmiş hayvan köprünün tam ortasında. Eminiz ki keskin gözlerinizle hayvanın nerede olduğunu kolaylıkla görmüşsünüzdür. Peki biraz soruyu zorlaştırmaya ne dersiniz? Bakalım size verdiğimiz bu resimdeki gizlenmiş hayvanı bulabilecek misiniz? Dilerseniz de videoyu durdurun ve daha dikkatli bakın. İşte gizlenmiş ördek, resmin sol alt köşesinde. Sıra geldi resimler arasındaki farkı bulmaya. Size verilen süre içerisinde bu iki resim arasındaki farkı bulabilir misiniz? Resimdeki tek fark burada bulunmakta. Peki bu iki resim arasındaki tek fark nerede yer almakta? Size verilen süre başladı. İşte resimdeki tek fark kelebeğin kanadındaki benek. Sevimli unicorn'un bulunduğu bu iki resim arasındaki farkı bulabilecek misiniz? Bu iki resim arasındaki fark unicorn'un kuyruğunda. Size verilen süre içerisinde farkı bulabildiniz mi? Birçoğunuzu zorlayacak fark sorusuyla karşınızdayız. Peki bu iki resim arasındaki tek fark nerede yer almakta? Size verdiğimiz süre başladı. Bakalım bu süre içerisinde resimdeki tek farkı bulabilecek misiniz? İşte tek fark bu sokak lambası. Eğer ki keskin gözleriniz varsa iki resim arasındaki tek farkı hemen bulacaksınız. Süreniz başladı ama isterseniz videoyu durdurup daha dikkatli inceleyin. Bu mavi kuş bir resimde varken diğerinde yoktur. Peki oldukça ürkütücü duran bu ahtapotun bulunduğu iki farklı resim arasındaki tek fark sizce nerede yer almakta? İşte tek fark ahtapotun buradaki mavi beneği. Geldik son soruya. Resimde 3 tane hamile kadın görüyorsunuz. Fakat hamile kadınların göbekleri biraz farklı ve bu kadınlardan bir tanesi de uzaylı. Peki sizce hamile kadınlardan hangisi uzaylıdır? Resimdeki hamile kadınlardan uzaylı olan en soldaki kadın.
Çünkü ikinci ve üçüncü kadınların göbeklerindeki gariplikler başka nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak hiçbir insanın göbeğinden ışıklar çıkmaz. Bu yüzden de uzaylı kadın en soldaki kadındır. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.